Masal keyfi. Güneşli güzel bir yaz gününden hepinize merhaba. Umarım keyfiniz iyidir. Biliyorsunuz Masal Keyfi artık her hafta sizlerle birlikte olacak. Sürpriz yeni bölümlerimizden önce kutu açılımlarını sizinle paylaşmak istemiştik. Geçen bölümlerde de bundan bahsetmiştik. Bu videoda Chelsea'nin asansörlü evinden bahsedeceğiz. Bu evin montajını yapacağız ve Chelsea bebeğinin ve arkadaşlarının kutu açılımını yapacağız. Haydi şimdi kutuları açalım, bebekleri ve eşyaları inceleyelim. İlk Chelsea bebeğimizin pembe ayakkabıları var, üzerinde kalpleri olan mavi eteği var. Uzun sarı saçları var. Diğer bebeğimize geçelim. Chelsea'nin yaşlarında sevimli bir erkek çocuk. Üzerinde sevimli bir canavar resmi olan mavi tişörtü ve krem rengi şortu var. Aslında bu şortla tişört birleşik, tulum gibi. Ve mavi ayakkabıları var. Artık büyük kutuyu açalım, bakalım içinde neler varmış. Gördüğünüz gibi bu bebeklerin birçok çeşidi bulunmakta. Vay canına, ne kadar çok parçası var böyle. Hadi tek tek alalım. Pembe bir kapımız var. Bu asansörün montajının yapılacağı yan duvar. Çatımızın parçası. Bu mutfağın arka planı olsa gerek. Çatının diğer parçası. Koltuk. Tavan ve çatı katının zemini. Wow, birçok parça var. Neymiş bunlar acaba? Bu kutudan bu kadar çok şey çıkacağını tahmin etmiş miydiniz? Mutfağımız, asansörün zemini ve masanın üstü. Bakalım bu poşette neler var. Asansörün demirleri, kullanım kılavuzu. Burada evin montajının nasıl yapılacağını anlatmış. Bakalım devam edelim. Yapıştırmalar. Sandalyenin arka kısmı. Masanın ayakları. Bu şekilde diğer parçalarımız. Koltuğun arkası. Raf. Asansöre takılacak olan sepet. Yiyecekler. Raf ve sandalye parçaları. Oo, daha bir sürü şey. Şimdi de Chelsea'yi çıkartalım. Sarı uzun saçlarında küçücük pembe bir toka var. Pembe eteği ve pembe ayakkabıları var. Sevimli bir oyuncak ayısı var. Bu ayı çok güzel gerçekten. Barbie'nin Rüya Evi dizisinde de Chelsea bu oyuncak ayıyı elinden düşürmüyordu. Chelsea bebekleri çıkarttığımıza ve incelediğimize göre, diğer parçaları da çıkarttığımıza göre artık montajına geçebiliriz. Montaja ilk önce fırın, tezgah ve buzdolabıyla başlıyoruz.
Montaj bitince mutfak bu şekilde gözüküyor. Buzdolabının kapağını açabilirsiniz. Ayrıca fırının da kapağını açabiliyorsunuz. Asansör bu tarafa gelecek. Mutfaktan sonra yan duvarların montajını yapıyoruz. Şimdi de çatının montajını yapalım. Bu minik Barbie evinin asansörü var. Asansörünü bu düğmeden kilitleyebiliyorsunuz. Asansör kısmının montajını da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi masamızın montajına geçelim. Masamızın ayaklarını takalım. Ne kadar da çok şey varmış, öyle değil mi? İçeceklerimiz. Bu da koltuğumuz. Bu şekilde koltuğun arka kısmı. 2 adet masa için sandalye var. Sandalyelerimizin de montajını yapalım. Tabii montajı bu kadar kolay olmuyor. Hemen geçmeyebiliyor parçalar. Bazı yerleri kestim, bazı yerleri de hızlı çekim yaptım. Hemen takamazsanız eğer üzülmeyin. Chelsea'nin ayakta durması için bir stand var. Bu standı aynı zamanda asansöre de koyabiliyorsunuz. Sarı küçük tava var. Bunu isterseniz fırına, isterseniz dolabın içine takabilirsiniz. Etiketlere geçelim. Bir etiket fırının düğmelerine, diğer etiketi fırının alt kısmına, cam kısmına yapıştırıyoruz. Diğer etiketi de bayrağımıza yapıştırıyoruz. Evet, evimizin montajı bitti. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hadi klasik şeyleri ben de söyleyeyim. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Ayrıca yeni videolardan ve gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da söyleyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Masal keyfi.